Ee, an itibariyle e, Türkiye'de e, enflasyonla mücadele en azından doğrudan mücadele bir kenara bırakılmış hatta mücadele bir kenara bırakılmış e, kur başıboş bir şekilde e, hareketli çok ciddi kurda oynaklık var. Yani dün dün gün içerisinde yüzde onun üzerinde bir oynaklık oldu dolar kurunda yani bir lira 59 kuruş en yüksekle en düşük arasındaki e, seviye farkı o kadar e, öyle bir e, seviye farkı vardı. Tabii e, ortada hükümetin uyguladığı nasıl bir model var, nasıl bir politika var henüz bunu kimse anlayabilmiş değil. Şimdi e, son iki ayda biliyorsunuz Türkiye ekonomisi e, cari fazla veriyor. E, hemen biraz da bundan da zannediyorum e, cesaret alınarak işte Türkiye'de biz hızlı bir şekilde işte bundan sonra e, kur politikasıyla birlikte e, cari fazla vereceğiz şeklinde bir takım e, şeyler söyleniyor. E, tabi bu ne kadar doğru yani tabi cari fazlayı vermeyi hepimiz arzu ederiz. Ticaret fazlası öncelikle sonra da cari fazla vermeyi niye arzu ederiz? E, çünkü e, daha refah demektir bu. Ancak sanayinizde bir dönüşüm yapmadan, üretim kapasitenizi artırmadan bu nasıl olacak? Bu da sorgulanması gereken bir şey. Tabii Türkiye ilk kez cari fazla veriyor değil. Ancak bunların hiçbirisi sürülememiş. Bunların temel karakteristiği kriz dönemleridir. Türkiye istikrar kazanmıştı AK Parti hükümetleriyle birlikte. Türkiye doğrudan yatırımlar başta olmak üzere ciddi bir kaynak girişi oldu. Mesela yıllık 20 milyar doların üzerinde doğrudan yatırımın olduğu dönemleri yaşadık, yılları yaşadık biz. Sıcak para girişi de oldu. Şimdi fakat burada yapılan yanlışlık suydu. Yani uygulanan bu politika değil, esas yanlışlık... Bu Türkiye'ye gelen gerek borç olarak veya yatırım olarak gelen dövizlerin, paraların doğru yerlerde kullanılmamasıydı temel sorun. Yani Erdoğan'ın 20 yıldan beri devam eden bu inşaat aşkıdır Türkiye ekonomisini bugünkü noktaya getiren. O paralar geldi. Bizim paralar hiçbir üretken alanda üretim tesisleri yapmakta bu ekonomide kullanmadık. Konut yapıldı. Lüks konutlar yapıldı. Gereğinden fazla konut yapıldı. Her taraf AVM oldu. Sokak aralarına kadar AVM'ler yapıldı. Tabi burada bir ciddi bir rant oluştu. Herkesin sevdası oradaki rantı yemekti. E tabi borcunuzun artması ne demektir? Kırılganlığınızın artması demektir. Türkiye ekonomisinin kırılganlığı arttı. Borçlar arttığı için. Bu yapılan hatalardan dolayı borcu geri çevirmekte, borcu döndürmekte zorlanan bir hükümet var. Şimdi şunu tabii hükümete söylüyoruz. Eğer bir şey uyguluyorsanız, uyguladığınızın ne olduğunu piyasayla paylaşın. Piyasayla bunun bir iletişimi yapın. Nihayetinde piyasayı inandıramadığınız zaman uyguladığınız politika veya model, bir model olduğunu düşünmüyorum da doğru olsa bile yani siz piyasa oyuncuların da inandıramadığınız zaman netice alma imkanınız yok. Şimdi bunu bile yapmaktan aciz bir durum var. Bu işler meydan okuyarak olmaz. Efendim veya birileri düşman göstererek işte mandacı diyerek ne bileyim ben yeni bir kurtuluş mücadelesi yapıyoruz diyerek bu işler olmaz. Kurtuluş mücadelesini bu ülke 100 yıl önce yaptı. Yani biz bir İslam yaşıyoruz da kurtuluş mücadelesi yapılıyor. 20 yıldır siz bu ülkeyi yönetiyorsunuz. Eğer bir kurtuluş mücadelesi yapılacak bir durum oluştuysa bunu siz oluşturdunuz. Şimdi Merkez Bankası yine iki gün önceki açıklamasında serbest kur serbest piyasada belirlenir dedi. Tamam doğru serbest piyasada belirlenir. Sadece ben aşırı oynaklık olursa müdahale ederim dedi. İşte dün söyledik dün 1.1 dolar 59 sent bir oynaklık oldu. Peki bir müdahale oldu mu Merkez Bankası'na açıklanan bir müdahale yok bizim bildiğimiz. Ancak işte haber kanallarında ajanslarda işte kamu bankalarının dün piyasaya müdahale ettiğini söyledi. Arka kapı operasyonları mı yapılıyor bunu da tabii piyasa merak ediyor. Şu an için bizim öyle ortak bir mitik yapma şeklinde bir planlamamız yok saat 17.30'da e, e, muhalefet partileri olarak yan yana geleceğiz. Ekonomiden sorumlu genel başkan yardımcılar veya görevlendirilen kişiler işte ben grup başkan vekili olarak e, bizden de ben katılacağım. E, Türkiye ekonomisini değerlendirme toplantısı yapacağız. Bugün ilk toplantımızı yapacağız. E, şu ana kadar cevap gelen e, Cumhuriyet Halk Partisi, İyi Parti tabii, e, Demokrat Parti ve Gelecek Partisi ihtimal bir yol haritası çıkartacağız. Eee parti çatası altında değil eee halkla İlişkiler binasında şeyde yani evet. Yani nötr bir alanda toplanacağız. Herhangi bir partinin çatısı altında değil.